Trump destekçilerinin Kongre binasına zorla girmesiyle çıkan olaylarda 4 kişi yaşamını yitirdi. Olaydan saatler sonra Amerikan Kongresi Biden'ın başkanlığını resmen onayladı ve Donald Trump için görevden alma çağrıları gündeme geldi. Yaşananları ve son durumu New York'ta yaşayan Türk Her Yerde Platformu Başkanı Mustafa Tanyer ile konuşacağız. Sayın Tanyer, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi geceler, iyi sabahlar diliyorum. Çok teşekkürler. Tüm dünyanın gözü bu olaylarda. Trump neler söylüyor? Son dakika gelişmesi var mı? Var. Trump bugün yaptığı açıklamayla Biden'ın başkanlığını kabul ettiğini belirtti. Yani bu bir anlamda bugüne kadar seçimden bu zamana kadar devam eden mücadele de bu şekilde sona ermiş oldu. Zaten son olaylardan sonra da Cumhuriyetçi Parti özellikle içerisinde birçok senatör ve kongre üyesi de zaten kendileri de bunu kabul ettiklerini ve itiraz etmeyeceklerini belirtmişlerdi. Dün de zaten kolaylıkla bu olaylardan sonra yine akşam toplandı kongre ve Biden'ın başkanlığı ve Kamala Harris'in başkan yardımcılığı resmen onaylanmış oldu. Şu anda Demokrat Parti tarafında özellikle Biden'ın başkanlığı devir alacağı ve yemin törenine çıkacağı 20 Ocağı kadar da yaklaşık bir 13 gün var. O sürede yine de Trump'ı görevden almak üzere bir takım çalışmalar başlatacaklarını söylüyorlar. Bakalım hani sular birkaç gün içerisinde biraz durulup da yine herkes normal biraz daha sakinleşip 20 Ocağı kadar böyle sükunetle bu süreci devam ettirip Trump'ın da yine olaysız ve herhangi bir tartışma olmaksızın kongrede görevi bırakmasını sağlayacak bir yol izlenebilir diye düşünüyorum. Bakalım burada önemli olan şimdi Demokrat Parti'nin kongre ve senato üyelerinin tavrı olacak şu anda. Trump yaptıklarınız kabul edilemez dedi destekçilerine. Böyle bir söylemde bulundu. Destekçileri protestolarını sürdürüyorlar mı? Yok, şu anda protestolar bitmiş durumda. Zaten Washington DC'ye dışarıdan gelmişti çoğu. Yani Amerika'nın değişik eyaletlerinden bu seçim yolsuzluğuna ilişkin protesto gösterisi yapmak üzere gelmişlerdi. Ama bu son olaylardan sonraki zaten göstericilerin birçoğu da aslında bu olaylara karışmadı. Barışçı bir şekilde orada bulunuyorlardı. Ama aralarındaki bir takım provokatörler işte kongre binasına girerek olayı başka bir noktaya getirdiler. Sonuçta işte 4 kişi polis kurşunuyla maalesef hayatını kaybetti. Şu anda biraz daha yani son bu dün bugün biraz daha olay sakinleşmeye başladı. Yani dünkü şeyden olaylardan sonra bugün artık ortalık epey duruldu diyebilirim. Washington DC'de epey boşalmış durumda şu anda. Sayın Tanyer'e çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. İyi günler diliyoruz size.